Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu bir yıla doğru. Yaklaşık İngiltere'ye geleli bir yılı doldurmak üzereyiz. 1-2 ay falan kaldı. Evet, şu anda işte 2021'in Ocak ayındayız. Havalar soğumaya başladı. Bir hayli soğuk var. -2 falan gördük. Ama şey var. Yani ana yollar falan bayağı bir tuzlanıyor. Bu konuda hiç şey olmayacağım. Bayağı bir iyi çalışıyorlar. Yani neredeyse böyle kum gibi tuz döküyorlar yollara. Ara yollara girdiğimiz zaman bunu daha çok hissediyoruz. Ara yolların donmuş olduğunu gördüğümüzde. Bugün de böyle bir yürüyüş yapalım dedik. Evin ötesinde bir park var. O parkta yürüyoruz. Aileler köpeklerini gezdiriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şimdi birazcık bu bir yılı değerlendireyim. Bir yılda neler oldu? Fatura işlemlerini nasıl yaptık? Ondan sonra işte hedef tutturduk mu? Neye dikkat etmedik? Neye dikkat etmemiz gerekirdi? Hani bu sürece doğru yaklaşanların yani yaklaşanlar için rehberlik olabilir diye düşünüyorum. Yıl sonunda uzatmaya başvurduğumuzda kesilen faturaya bakıyorlar. Şirketin için yapmış olduğu masrafa bakıyorlar. Buna göre bu kişi burada kalabilir ya da kalamaz şeklinde bir karar veriliyor. Bizim anladığımız kadarıyla şu anlık. Bir de biz şuna dikkat etmemiştik. Fatura kestiriyoruz. E-posta ile irtibatta bulunuyoruz. Evet, bir Türkiye mi yazdık? E-posta ile beraber devam ettiğimizde sadece şeyleri yayınlıyoruz. Kişiyle mailleşiyoruz, sadece fatura atıyoruz. Bu da yeterli olmayabiliyor. Yani şimdi şöyle, burada söylediğim her şey de sonuçta ben muhasebeci değilim. Yine kendi muhasebecimizden almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda ben de bilgi veriyorum. Şimdi mesela bize şu şekilde bilgi verildi. İnsanlarla iş yaparken sadece tamam kardeşim bu iş bu kadar, ödemeyi yap, ödemeyi verdim. İşte e-postan bu, bana faturayı gönder şeklinde yapmamakta fayda var. O işi yaptığınıza dair bir takım materyaller de sunmanız gerekiyor. Ne gibi? Şunun gibi. Atıyorum X kişisine ben fatura kestim. Fatura kestiğimde o kişiden işle alakalı diğer e-postalarımın ekran görüntüsünü, ondan sonra gerekiyorsa WhatsApp ekran görüntülerini, WhatsApp ya da başka bir uygulama üzerinden görüştüğünüzü kanıtlayan ekran görüntüleri koymakta fayda var. Zoom ekran görüntüsü falan da olabilir. Ya da şey yapanlar var burada. Hani ben kendi sektörümle alakalı söylüyorum. Ancak işte ben gerek olsun berberlerle ilgili olsun ya da tamir tadilat işleri yapanlar genelde çalışmalarını yaparken fotoğraflarını koyuyorlar. Bunun yanı sıra ne var? Sosyal medya hesaplarımız ve web sitelerimiz önemli. Yani mümkün mertebe oradan da aktif olmakta fayda var. Onların da incelendiği bilgisini diğer tecrübe edinmiş arkadaşlardan duyuyoruz. Evet. Burada bu arada hava biraz soğuk. Ben de malum yavaş yürüyemiyorum. Hızlı yürünce de nefes nefese kalıyorum. Sonra izleyenler izlerken biz yorulduk falan diyorlar. O yüzden biraz yavaş yürümeye çalışıyorum. Şimdi bir yılın sonunda bir de şey önemli. Şey bilmek lazım. Hani ben bu bir yıl boyunca ne kadarlık fatura keseceğim? İşte bu konuyu da çok iyi bilmeniz gerekiyor. Özellikle bunu muhasebecinize sorun. Ben de net bir şey söylemeyeyim. Yanlış yönlendirmeyeyim. Çünkü kalan bir yılda bu önemli. Son böyle 2-3 ay kalınca şöyle oluyor. Bunu yapmış mıydım? Bunu yapmış mıydım? Acaba şu var mıydı? Grupta şunu gördüm. Birisi şöyle söylemiş. Biz ne yaptık acaba? Falan gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu grupların özellikle Facebook gruplarının şöyle bir şeyi var, mevzusu var. Yani birazcık duyum üzerine gidiyor. Yani duyum üzerine gitse bile ben şahsen şunu söyleyeyim. İnsanlar ne düşünüyor acaba? Hani bunu bilmek istiyorum.
yeni bir şey var mı? O yeni bir yeniliği kaçırma korkusu ister istemez olabiliyor. Zaten bugün sosyal medyadaki birçok şeylerden birisi de bu, hani haber kaçırma olayı falan var. Hani bir şey oldu mu, kaçırdım mı acaba gibi bir mevzu var. Bende de o var. Onun için takip ediyorum. Hani söylenti bile olsa birisi yazınca görüyorsun, okuyorsun. Böyle bir şey varmış, acaba var mı? Böyle bir şey ben yaptım mı? Deyip mesaj atıp sorabiliyorsun. O psikolojiyi bir şekilde çözmek lazım. Muhasebecilerin bilgilendirmelerine uymak gerekiyor. Artık zaman zaman da sorular sormak gerekiyor diyebilirim. Çünkü yani şu şey çok kötü oluyor. Yani sene başında görüştü, sonra sene sonuna bırakmamak gerekiyor her şeyi. Şu anda tabii Covid-19'dan dolayı da, işte koronavirüsten dolayı da birçok şeyi tam olarak yapamıyoruz. Yani şu anda mesela ehliyet için gün aldım, iptal edildi. Sonra bir daha gün aldım, çok ileri bir tarihe verildi. Sonra biraz tekrardan daha erkene buldum. Sonra lockdown oldu üçüncü defa. Yani bakalım o alabilecek miyim, çok merak ediyorum. O birazcık şey yapıyor. Buna benzer şeyler, resmi şeyler yapamıyorsun. Geçen mesela Londra'ya gidecektik. İşte TR4 falan oldu. Gidemedik. Yani aslında isteseydik giderdik belki ama riske atmayalım. İşte Ankara anlaşmalıyız. Böyle işte atıyorum polis durdursa ne diyeceksin? Gerek yok diye vazgeçtik. İşte bunun yanı sıra biliyorsunuz Ankara anlaşması da tamamlandı. Şu anda bildiğim kadarıyla herhalde bir Şubat ayına kadar biriken randevular var. O randevular da tamamlandığı zaman artık Ankara anlaşması mevzusu bitmiş olacak gibi gözüküyor. Farklı yöntemler var. Yine sanırım iş adamı falan olarak yani nitelikli insanların gelebilmesi için yapılan bir takım çalışmalar var. Onlarla alakalı da ileride bir video çekebilirim. Yani bir yıl bu şekilde geçti diyebiliriz. Bir yılda hani normal şirketimizin belli bir hedef koyduk. O hedefi de yani tutturduk gibi gözüküyor şu anda. Şu anlık şimdilik bir aksaklık yok. Şundan sonrası ne olacak onu tam bilemiyorum. Brexit'ten sonra ne olacak? Bu uzatmalar eskisi gibi kolay olacak mı? Onu tam bilemiyorum. Çünkü yani şundan dolayı geçen şey mevzusu vardı mesela. Biz Ankara Anlaşması'yla başvurduğumuzda hani hemen vizemizi aldık. Bizden sonra gelenler bizden çok belge vermesine rağmen red aldıklarını da gördük. Artı geçenlerde havaalanında yani ülkeye vize aldıktan sonra ülkeye ilk giriş yaptığı anda bile insanlara havaalanında işte business planlarını falan sormuşlar. Artık bunlar Brexit'in vermiş olduğu bir sonuç mudur? Onu tam kestiremiyorum. Şimdi uzatma mevzusu var. Uzatmanın da şöyle bir can sıkıcı yanı var. Başvuru yapıyorsun. Sana veriyorlar 4, belki 4 ay, belki 6 ay bekleyenler var. Hemen açıklananlar da var, çok bekleyenler de var. Hani bunun neye göre uzatıldığını tam bilemiyorum. Sonra bu uzatmada da mülakat yapmaya başladılar. Covid'den dolayı, yani o da biraz saçma gibi. Seni fiziksel bir ortama çağırıyorlar. Fiziksel bir ortamda online olarak görüşmeni yapıyorlar. Bu da tam emin değilim ama tahmin ediyorum ki sanırım hani birinin yerine başka birisi girmesin diye yapılan bir önlem anladığım kadarıyla. Bu uzatmanın şu sıkıntısı var. Başvurduğun zaman ortalama 6 ay gibi sürede cevap geldiğini düşünürsek, çıktın gittin diyelim ki Türkiye'ye, dönmen sıkıntı. Niye? İşte oturum kartın yok. Tekrardan giriş yapman problemli olabiliyor. Bu bir yıl boyunca güzel zamanlar geçirdik. Çok ciddi tecrübe oldu. Burada yaşama anlamında, burayı öğrenme anlamında, buranın kurallarını görmemiz anlamında, farklı bir kültürü tanımak anlamında çok ciddi tecrübe oldu diyebilirim. Bir de şu var ama YouTube'dan da ciddi anlamda dönüşler elde ettim diyebilirim. Gerek Instagram'dan, gerek işte e-posta aracılığıyla, gerek Facebook'tan,
işte yorumlarda falan bayağı bir geri dönüş oldu sizlerden. Bu pandemi döneminde herhalde YouTube olmasaydı bu kadar çok insanla tanışamazdım diye düşünüyorum. Çünkü yani bizim gibi gelen ailelerden tutun, gelmeyi düşünenlerden tutun, ondan sonra işte isteyip de gelemeyenler, red alanlar, ondan sonra cuma, yani buna benzer durumu olan birçok insanla iletişim halinde oldum. Kimisiyle işte telefonla konuşup saatlerce konuştuğumuzu da söyleyebilirim. Kimisiyle hani bilgim dahilinde yönlendirme yaptığımı söyleyebilirim. Bu anlamda çok iyiydi. Sizlere de bu anlamda teşekkür ediyorum. Evet, kısaca mı diyeyim bilemiyorum. Sonuçta bir yılı birkaç dakika içerisinde sığdırmak kolay değil. Her şeyi anlatmak mümkün değil. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu arada mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yapın. Yorumlar gerçekten motivasyon kaynağı oluyor. Geçen bir grupta yazışıyordum. Kanalımın linkini attım. Hani takip edersiniz belki falan diye. Birisi şey diyor, biz gelmeden önce sizin videolarınızı izlemiştik, faydalı oldu falan dedi. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Bu nedenle yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.